Merhaba değerli izleyiciler. Bugün çok meşhur bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi hatırlayalım diye düşündüm. Nedir o? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yahut kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. El mer'ü me'amen habbe. Bu hadis kaynaklarda şöyle geçiyor. Bir defasında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mescitteyken bir zat geliyor yanına. Ve diyor ki, ey Allah'ın peygamberi, kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin vakti ne zamandır? Resulullah aleyhissalatü vesselam bu soruya karşı yakındır, çok yakındır, uzaktır gibi cevap vermek yerine hepimiz için ibretli olan şu soruyla mukabele ediyor. Sen kıyamet için ne hazırladın? Soru bu. Kıyametin ne zaman kopacağını söylüyorsun, güzel. Peki senin hazırlığın ne? Neler hazırladın, neler yaptın kıyametler sonrası için? Bu soru üzerine bu mübarek sahabi diyor ki, ey Allah'ın peygamberi, ben çok namaz, oruç ve sadaka gibi ibadetlerle meşgul olamadım. Fakat Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam cevabı şu oluyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen sevdiğinle beraber olacaksın. Yani madem Allah'ı seviyorsun, Allah'ın sevgisine nail olacaksın. Madem peygamberi seviyorsun, peygamberle beraber olacaksın. Gerçekten çok müjdeli bir hadis-i şerif bu. Bu hadisle ilgili hadisin değişik boyutları ile ilgili çok açıklamalar yapılmış. Bunlardan bazılarına şöyle işaret edebiliriz. Sevgi ya da muhabbet Allah'ın bize ihsan ettiği en özel duygulardan birisidir. Allah'ın Vedud, Habib gibi isimlerinin bizdeki bir cilvesidir. Biz muhabbet dolu olarak, sevgiye elverişli bir kalbe sahip olarak yaratılıyor ve dünyaya gönderiliyoruz. Ve bu sevgimizi evvel emirde mutlak kemal sahibi olan Cenab-ı Hakk'a hasretmek mecburiyetindeyiz. Sonra da onun emrine uygun olarak, onun esması adına, onun peygamberini, peygamberlerini, meleklerini, yarattığı bu mahlukatı ve yakınlarımızı, dostlarımızı severiz, sevmeliyiz. Ve bu anlamda onları sevmek, Allah'ı sevmenin bir gücü olarak, Allah'ı sevmenin bir zilli olarak devreye girmiş olur. Şimdi bu sahabi diyor ki, ben Allah'ı seviyorum, Resulünü seviyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun bu cevabına çok memnuniyet duyuyor. Eğer bir kimse Allah'ı ve Resulünü seviyorsa hiç şüphe yok ki Allah'ın emrine uyar, Resulünün sünnetine de tabi olur. Muhabbetin, sevginin tezahürü böyle değil midir? Biz bir kimse seviyorsak sevdiğimizin sevmesini ya da sevdiğini bildiğimiz şeyleri yapmaz mıyız? Eğer bir kimse Cenab-ı Hakk'ı seviyorsa onun hükümlerine tabi olur. Eksiği olabilir, noksanı olabilir. İstiğfar eder, affeder Cenab-ı Hak'tan, iyi olması için dua eder, kendisini iyi olması için dua eder. Ama o sevgi zayi olmaz. Peygamberi seviyorsa peygamberine, onun sünnetine tabi olur. Onunla gönderilen ilahi mesajlara tabi olur. Hayatını hayatlandırmaya çalışır onlarla. Dolayısıyla sevgi dediğimiz o duygu, muazzam duygu, insanın yüreğinde saklı duygu olarak kalan, işlevi olmayan bir özelliğin sahibi değildir. Duygu, sevgi duygusu harekete geçer. Sevgi duygusu insanı tetikler ve sevdiğine yakın olmasını sağlamaya iter o kişiyi. Dolayısıyla ben eminim ki o sahabi, Allah bundan razı olsun, ben her ne kadar çok namazım, orucum ve tasaddukum yok fakat Allah'ı ve peygamberi çok seviyorum demiş ise de eminim ki
Eminiz ki o sevgisi onu Allah'a daha çok ibadete götürmüştür. Daha çok Allah'a taata götürmüştür. Daha çok Resul'ün sünnetine tabi olmaya götürmüştür. Daha çok oruca, daha çok nafile ibadetlere, daha çok tasadduka götürmüştür. Neden? Sevgiyi harekete geçirir insanı. O salt, işlevsiz bir duygu değildir. Biz bunu hayatımızdan biliyoruz. O halde bizim merkeze alacağımız en esaslı hususlardan birisi tam da bu olması lazım. Allah'ı sevmeye çalışmak. Sonsuz bir muhabbetle Cenab-ı Hakk'a mukabele etmek. Ve onun sevdiği Habibi olan Resulullah'ı sevmek. Onun mesajı olan Kur'an'ı sevmek. Onun hükümlerini sevmek. Onun kudretinin tecellisiyle var olan alemi sevmek. Onun bize bir şekilde yakın kıldığı dostlarımızı, akrabalarımızı, yakınlarımızı sevmek ona olan sevginin, muhabbetin bir tezahürüdür. Bu yapıldığı zaman bunun karşılığı nedir ahirette? Hatta kısmen dünyada işte Resulullah'ın bu meşhur cevabı buna işaret ediyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer bir kimse Allah'ı seviyorsa Allah onunla beraberdir dünyada. Öldüğü zaman da Allah'ın, o kişi öldüğü zaman da Allah'ın rahmeti, fazlı ve keremi o kişiye ulaşacaktır. Eğer bir kimse peygamberi seviyorsa, hayatındayken peygamberin sünnetiyle iç içe bir hayat yaşar o kimse. Öldüğü zaman da ya da ahirette de öyle diyelim, öldüğü sonra berzah hayatı, haşir dirilmeden sonra Allah'ın ihsanı ile cennete Cenab-ı Hak onu vasıl kılar. Cennette Resulullah ile diğer peygamberlerle, diğer sevdiklerle beraber olur. İnsan sevdiğinin haliyle hallenir ya, insan sevdiğinin yaşadığı gibi yaşamaya çalışır ya, işte mümine düşen tam da budur. Bu hadis buna işaret ediyor. Dolayısıyla biz Allah'ı seviyorsak ve peygamberi seviyorsak, Allah'ın mesajlarına tabi olmaya çalışmak ve peygamberin sünnetine teslim olarak yaşamaya çalışmak zorundayız. Bir noktaya da birkaç cümle işaret edelim. Kişinin ahirette sevdiğiyle beraber olacak olması, aynı konumda, aynı makamda bulunacak olması, o sonsuz cennet nimetlerinden aynı derecede, aynı seviyede lezzetlenmesi anlamına gelmez. Ahirette cennet nimetlerinden lezzetlenme, kişinin istidatlarını, kabiliyetlerini, latifelerini geliştirmiş olma seviyesiyle, geliştirme seviyesiyle alakalı. Dolayısıyla peygamberin istidatları nihayetsiz gelişmiş olduğu için cennette nihayetsiz bir lezzeti, telezzüzü yaşarken hami bir insan onun duyununda, onun hakkında bir lezzeti yaşar. Sonuç olarak madem ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu, kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Biz Allah'ı seviyoruz. Biz Resulullah'ı seviyoruz. Biz Allah'ın ve Resul'ün sevdiği şeyleri seviyoruz. Eminiz ki bu sevgi bizim dünyamızı da cennet yapacaktır. Ahiretimizde.